Herkes tartışıyor. Kimin ne dediği belli değil. Ne dediğine dikkat et oğlum, ben Roma'yım. Avustralya, Mısır, Kıbrıs, Hindistan, Singapur, Kanada ve Afrika'nın yarısı benim beyler. Göz koyanı delerim. Ayık olun. Ya Almanya siktir git öte tarafa ya. Saatlerdir ayağıma basıp duruyorsun. Beyler bana borç veren yok mu ya? Sıcak denizleri bana verin, ne alt diyorsanız yiyin. Beyler Balkanları kim aldıysa geri versin. Olmuyor ama, ayıp ya. Lan oğlum herkes pay aldı. Nerede bizim sömürgeler? Yok lan sana sömürge falan. Bas git buradan. Sen kimsin lan bana sesini yükseltiyorsun bre? Pusht. Saksı değilim ben. En çok ben konuşacağım. Yiyin lan birbirinizi pezevenkler. Tamam kestik. Durdurun sahneyi. Merhaba. Burası güçlünün güçsüzü sulu götürüp susuz getirdiği kurtlar sofrası. Burada herkes kendi adaletini kendisi sağlar. İnsanlık değil, çıkarlar her zaman ön plandadır. Masanın başındakiler de kurtlar sofrasının av ve avcıları. Burada kimse kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Pastadan biraz daha pay alabilmek için herkes herkesin boğazına bıçak dayayabilir. Şu sağda gördüğünüz bıyıklı ve fesli olan da Osmanlı. Yani Türkler. Görüyorsunuz değil mi ifadesini? Şaşkın ve yorgun. Has. Nereden düştüm ben buraya der gibi. Osmanlı Devleti 2. Abdülhamit devri boyunca savaşmamak için çok uğraşmıştı. Bazı affedilmez tavizler vermesine rağmen büyük bir savaşa girmeden hayatına devam etmeyi bilmişti. Ama yıllar geçti ve Osmanlı bir anda kendisini uzun ve yıpratıcı savaşlar içerisinde buldu. Önce Trablusgarp'ta İtalyanlarla savaştı ve Afrika'daki son topraklarını kaybetti. Ardından 3-5 velet olan Yunanistan, Bulgaristan, Karadağ, Sırbistan ittifakına Balkan savaşlarında acı bir şekilde yenildi. Bu Türkler için çok büyük bir kayıp olmuştu ve Osmanlı bu kaybını bir şekilde telafi etmek istiyordu. Osmanlı girdiği savaşları kaybederken kurtlar sofrasında işler kızıştı. Hop! Akıyor bu akşam maşallah. Oğlum bütün sömürgeleri toplamışsınız. Tüm siyahileri, Müslümanları, Asyalıları köle etmişsiniz kendinize. Hani benim payım? Ne bağırıyorsun lan? Ne bağırıyorsun oğlum? Geç geldin masaya. Geç gelmeseydin kardeş. Şimdi ağzı açık bakarsın öyle. Tövbe yarabbim ya. Ben kalkıyorum masadan beyler. Bugünlük bu kadar yeter. Fransa, çantayı getir bakayım. Bir 5 dakika daha oynasak be abi. Kaçacağım be Almanya kardeş. İşim var. Ya reis, iki zara iki ülke verdim. Bir 5 dakika daha oynayalım. Ne zaman kalkacağımı sana mı soracağım koçum? Yahu tamam kalkalım. Kalkalım da ayıp oluyor ya. Sömürge işinin ayıbı olmaz Almanya kardeş. Herkes kendi toprağıyla oynuyor. Hayırdır? Bir sıkıntın mı var? Hayırdır ne ya? İki zara iki ülke verdim. Hep aynı şeyi yapıyorsun. Bizi mi koparıyorsun anlamadım ki. Kim kimi koparıyor? Kendi payını koyayım. Sen bize iş mi koyuyorsun lan? Sen bize mi yapıyorsun lan? Ülkeler sömürge paylaşırken birbirlerine düşünce Avrupa iki ayrı kutuba ayrıldı. İngiltere, Fransa ve Rusya itilaf devletleri olarak kendi köşesine çekilirken sömürgesi olmayan Almanya, İtalya ve Avusturya Macaristan ittifak devletleri tarafını oluşturdu. Görünüşe göre büyük savaşa az kalmıştı. Yalnızlıktan bunalan ve aldığı yenilgileri unutturmak isteyen Osmanlı ise önce İngiltere'nin yanında yer almak istedi. Selamun aleyküm beyler. Kırım'da beraber takılmıştık. Yine beraber olalım mı? Bana Mısır ve Kıbrıs'ı verin, sizinle beraber Almanları yenelim. Ne dersiniz? Defol git lan buradan. İngiltere ve Fransa'dan yüz bulamayan Osmanlı bu sefer Almanya'nın kapısını çaldı. Selamun aleyküm beyler. Son zamanlarda zaten birbirimize yakınız. İngiltere'ye karşı beraber savaşalım mı? Hem ben Rusya'yı Kafkasya'dan vurur, İngiltere'nin sömürge yollarını keserim. Ya şimdi kardeş, alınma ama vallahi yerimiz yok gibi. Olsa alırız. Lan İtalya, senin orada ne işin var? Gel benim tarafa, onlar güçsüz. Çaktırma, ben sana Akdeniz'den yer veririm. Gel gel. Almanya. Bir dakika dostum, adamla konuşuyorum görüyorsun. Olmaz kardeşim, hadi yürü git işine. Almanya. Ha, lan ne var ne? Adam eksiğimiz var. İttifaka katılmaya ne dersin? Bu şekilde Osmanlı ittifak bloğunun yanında yerini alır. Damarda durmayacağı açık olan kan Avusturya Macaristan veliahtının Bosna'da suikaste uğraması sonucu 1914'te akmaya başladı. Çanakkale Boğazı'na saldırı ve orada bir cephe açma fikrinin bir Rus isteğiyle olduğu bilinmektedir. 1914 sonlarında Doğu cephesinde Erzurum Köprüköy, Azap saldırılarının Türklerin lehine geliştiği bir sırada Rus Çarı 2. Nikola, Ocak 1915'te İngiltere'ye müracaat ederek Doğu Anadolu'da savaştığı Türkiye'nin herhangi bir zayıf yerinde yeni bir cephe açıp aç ve kendilerine yardım edip etmeyeceklerini sordu. Bu isteğin Londra'da görüşüldüğü sıralarda Çanakkale Boğazı'na saldırma fikri İngilizlerde, özellikle de Winston Churchill'da netleşmişti. İngiltere Bahriye Nazırı olan Winston, savaşın başından beri Çanakkale üzerine gidilmesinde ısrarcıydı ve Rusya'nın bu isteğiyle gerekli koşullar oluşmuştu. Yanına Fransa'yı da alan İngiltere, Çanakkale'ye saldırmak için kolları sıvadı. Yenilmez armadasını yüzen çelik kalelerden oluşturan İtilaf devletlerinin planı kendilerince muazzamdı ve kusursuzdu. Oğlum bakın şimdi. Bir
taşla kuş katliamı yapacağız. Osmanlı zaten bitmiş. Osursak yıkılırlar. Önce 1-2 günde boğazı geçip 5 çaylarımızı İstanbul'da içeceğiz. İstanbul düşünce zaten lavuklar savaşı bırakırlar. Dayanamazlar abi. Ooo seviliyorsun İngiltere kardeşim. Adamsın. Helal lan sana. Vallahi yapıyorsun abi. Abi bu adam biliyor işi ya. Tövbe Rabbim ya Resulallah. Gücümüzü gören Bulgaristan ve Romanya hop bizim tarafa geçer. Böylece Almanya'yı çember alırız. Nasıl fikir? Helal vereyim var arkandayız. Diyorum ya ben size. Adam işini biliyor. Tamam kesin yalakalı. Ardından Rusya kankama yardım götürüp Bolşevikleri yener ve Rusların savaşa devam etmesini sağlarız. Bu kadar basit. Osmanlı zaten zayıf. İtilaf donanmasının saldıracağını bilen Osmanlı, boğazı kuvvetlendirmek için bazı önlemler aldı. Boğazda dış, orta ve merkez olarak 3 tahkimat oluşturuldu. Bu tahkikatlarda adını bolca duyduğumuz Ertuğrul, Settülbahir, Mecidiye, Kilitbahir gibi tabyalarda bulunmaktaydı. Tabyalar yeteri kadar askerle doldurulmuş, havan topu, dağ topu ve obisle donatılmıştı. Boğazın çoğu yerine de mayın döşendi. Osmanlı'nın ufak donanması ise Marmara Denizi ağzında bekletiliyordu. Enver Paşa alınan önlemler sayesinde düşmanın boğazı denizden geçmesinin imkansız olduğunu biliyordu. Ama alınan tedbirler bu kadar değildi. Beyler, düşman aha buradan top ateşine basa basa ilerleyeceğini sanıyor. Nah geçerler boğazı. Biz savunmamızı iyi kurduk. Almanya'dan getirdiğimiz yabancı oyuncu Amiral Yustom deniz savunmasını organize edecek. Liman von Sanders sen 1. ordunun başında boğazı koruyorsun. Anladın mı? Vehip Paşa sen de 2. orduyla Karadeniz'den gelecek ataklara karşı İstanbul'u savunacaksın. Düşman tabyalara pres yapıp karaya adam çıkarırsa 2 kişi devreye girecek. Cevat sen Çanakkale müstehcen mevki komutanı olarak, Esat Paşa sen de 13. kolordu komutanı olarak presi kırmaya çalışacaksın. Adamlara alan bırakmayın. Hadi bakayım aslanlarım göreyim sizi. Allah yardımcınız olsun. Patron ben nerede oynuyorum? Mustafa sen Tekirdağ'dan gelecek 19. ihtiyat tümeninin başındasın. Reis ben neden yedeyim ya? Merak etme. İlerleyen dakikalarda girersin oyuna. Tamamdır o zaman. Hadi. 1, 2... Tamam la tamam. Tip bakmayın gaza geldim. Biliyorsunuz çabuk gaza geliyorum. İtilaf devletleri savaş öncesinde çeşitli tarihsel göndermeler yapmaya bayılıyorlardı. O yüzden de Çanakkale Boğazı'na ilk topu Agamemnon zırhlısını attıracaklardı. Bilindiği üzere Agamemnon İlyada destanında Truva'ya saldıran ve hileyle Truva'yı alan Yunan kralıdır. Çanakkale'ye gelen güçlerin komutanı olan Amiral Kardın planını 15 Şubat 1915 yılında uygulamaya başladı. 6 büyük zırhlı boğazın ağzındaki bataryalara doğru top ateşine başladı. Türk bataryalarının menzili kısa olduğu için saat 10 gibi düşman gemilerinin yaklaşmasıyla beraber Türk tabyaları da var gücüyle ateşe başladı. Yüzen kalelerden bazıları hasar alınca amiral saat 17 sularında gemileri geriye çekti. Daha ilk günden İtilaf devletlerinin planı suya düşmüştü. Armada 25 Şubat'ta bu sefer 10 büyük zırhlıyla saldırıya geçti. Osmanlı topçuları canla başla karşılık vermesine rağmen İngiliz ve Fransız donanmasının gücü karşısında belli bir yerden sonra ateşi kesmek zorunda kaldı. Düşman birlikleri dış tabyalarda adam çıkartarak kontrolü ele aldı. Amiral Cardon'un planının ilk kısmı gecikmeli olsa da başarıya ulaşmıştı. Düşman boğazın orta kısımlarına gelerek sürekli mayın aramaya başladı. Büyük gemileri boğazdan geçirmek için mayınların temizlenmesi şarttı. Bu sırada 100 kişilik bir düşme grubu 4 Mart'ta Settülbahir'e çıkarma yaptı. İşte burada karşımıza Çanakkale Savaşı'nın ilk kahramanlarından olan Bigali Mehmet Çavuş çıkmaktadır. Bigali Mehmet Çavuş 20 askeriyle kendisinden 5 kat büyük olan düşman birliğine saldırmış, vatan savunması nasıl yapılır herkese göstermişti. İngilizlerin öve öve bitiremediği ve en büyük yenilgisini Türk sularında alacak olan Winston Churchill, 15 Mart günü Çanakkale'ye kesin saldırı için emir verdi. 15 Mart'ta bu emrin verilmesinden bir gün sonra savaşı yöneten Amiral Cardon hastalandı ve yerine Amiral Dirabık atandı. Dirabık 18 Mart'ta savaş için düğmeye bastı. Tüm zırhlı gemileriyle boğaza hücum etti. Dünyanın gördüğü en büyük donanma Türk yurdunu çiğnemek için ateşe başladı. Kahraman Osmanlı topçuları da canlarını dişlerine takıp savaşıyordu. Düşman top mermisi yağdırdıkça Osmanlılar Allah bizimledir diyordu. Yoğun Türk ateşi altında neye uğradığını şaşıran birkaç İngiliz ve Fransız zırhlısı battı ya da savaş meydanından ayrıldı. Yorulan ve bozguna uğramış olan gemilerin yerine arka sırada bekleyen yeni zırhlılar oyuna dahil oluyordu. Çanakkale öyle bir cehennemdi ki artık girmek de çıkmak da ayrı bir dertti. Tam bu sıralarda ağzımızdan hiç düşürmediğimiz Nusrat Mayın gemisinin sırası gelmişti. 7-8 Mart gecesi Nusrat Mayın gemisi komutanı Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey tarafından 26 mayın düşman donanmasının hiç tahmin edemeyeceği bir yerde daha önceki mayınların tersine kıyıya paralel bir şekilde döşendi.
İşte bu mayınlar 18 Mart deniz zaferine giden yolun en önemli etkenlerinden birisiydi. Geriye dönmeye çalışan bazı gemiler bu mayınlara çarparak batmaya başladı. Bu gemilere yardıma gelen diğer zırhlıları da Osmanlı topçuları halletmişti. Savaşın kızıştığı bu anda Çanakkale suları başka bir kahramanı daha bağrında yükseltmekteydi. Seyit Onbaşı. Mermilerin havada çarpıştığı o anda büyük bir İngiliz zırhlısı isabet almış batıyordu. Ona yardım etmeye giden Ocean zırhlısı akıntıya kapılıp sürüklendiği sırada Büyük Onbaşı ortaya çıktı. Seyit Onbaşı Rumeli Mecidiye tabyasında sadece bir onbaşıydı. Bu tabyadaki tüm toplar düşman tarafından imha edilmiş, sadece bir tanesi çalışır vaziyetteydi. Ve onun da mermi vinci bozuktu. Bu durum üzerine onbaşı 275 kiloluk mermileri sırtlanıp topa yerleştirdi ve ateşledi. Üçüncü atışında Ocean'ı havaya uçuran Seyit Onbaşı, tüm askerlerin kalplerindeki direnme isteğini arttırdı. Bir bir gemilerini kaybeden İngilizler, güçlerinin yarısını suya gömerek ve yenilgiyi kabul ederek boğazdan çekildiler. 18 Mart günü akıllara kazınacak zafer Türklerin olmuştu. Lan ne oldu? Hani elini kolunu sallayarak girecektin boğazdan? Hani çay içecektin yalılara karşı? Hani oğlum Osmanlı çıtır çerezdi? He? Nerede lan asla dediğin adam? Hani oğlum hani? Göreceksin oğlum. Bu burada bitmedi. Anlıyorsun değil mi? Çanakkale Kara Savaşları. Yenilmez zannedilen armada 18 Mart 1915'te darmaduman olmuştu. İngilizler ve Fransızlar, kral, kraliçe ve kahramanlarının adıyla şereflendirmeye çalıştıkları gemilerinin Çanakkale'nin akıntılarında kaybolduğunu görünce küplere bindi. Amiral Rabık, deniz savaşını ve gemilerini iyi yönetememişti. Evet, gemilerini ve deniz savaşını iyi yönetememişti. İngiliz parlamentosu deniz hareketini izler. Lan atın şu topu kaleye. Orta yapın Settülbayır'ın üzerinden. Vurun lan şu toplara. Sakin ol be oğlum. Alacağız bu maçı, korkma. Oğlum ne yapıyorsunuz ya? Geri yaslanmayın, pres yapın biraz. Lan Queen Elizabeth. Lan sol tarafta Seyit Onbaşı. Allah cezanı vermesin ya, adam attı golü. Ya abi rahat olun, ben biliyorum kazanacağız. Güvenin bana. Oğlum offside çizgisine dikkat edin. Bak Nusrat'ın döşediği mayın demeye kalmadan yedik yala golü. Ya rahat ol. Ne rahatı lan, ne rahatı? Adamlar elimize verdi, hala rahat oluyorsun. Ulan evi arabayı satın itilaf donanmasına yatırın dedin. Duyum aldım dedin, sıçtın ağzımıza. Adamlar ipe dizdiler bizi. Ya başlarım yapacağın işe. İtilaf devletleri aldığı yenilginin acısıyla birbirine girmişken, Türkler ise gemilerde talim varı söyleyerek keyiflerine bakıyordu. Zaferlerinin tadını sonuna kadar çıkarıyorlardı. Büyük bir iş çıkarmışlardı. Ama daha savaş bitmiş değildi. Sadece ilk aşama bitmiş gibi gözüküyordu. İtilaf devletleri eninde sonunda Çanakkale'ye tekrar gelecek, İstanbul'un kapılarını yeniden zorlayacaktı. Bu olmazsa Rusya'ya yardım götürmek imkansızdı. Hele bir de Bulgaristan ya da Romanya ittifak devletlerine katılırsa, işin içinden çıkılmaz bir duruma gelinebilirdi. Bolşeviklerin çarı devirip başa geçmesi tüyleri diken diken ediyordu. Çünkü Almanya ve Osmanlı Rusya'yı aradan çıkarırsa tüm gücüyle batıya, İngiltere ve Fransa'ya yönelecekti. Bu da İngiltere için yıkım olabilirdi. İngiliz parlamentosu meseleyi yeni çareler aramak için düşünmeye kaldığı yerden devam etti. S**am yapacağınız şey ya, soharım ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Girmeyin hanıma, hepinize de bir tekme kursam var ya, yuvarlarım atarım ha. Ayı gibi giriyorsunuz lan. Kime ağza giriyor, kime burnuna giriyor. Tamam merak etmeyin, çözeceğim diyorum ya. Nasıl yapacağız? Türkleri nasıl yeneceğiz? Getirin amiralleri. Şimdi siz amiraller, zafer mafer yok ortada. Siz ne ayaksınız bakayım? Efendim şimdi biz arkadaş... Sen sus! Vitaminsiz. Rabık sana soruyorum. Yaşına başına bakmadan utanmıyor musun lan yenilmeye? Efendim şimdi valla... Strength. Efendim abi? Bana çabuk General Hamilton'u getirin. İpneye bak ya. Kafelerden çıkmıyor yavşak. O kadar dedim World of Warship oyna. Pezevenk. Tövbe yarabbim ya. Çanakkale savaşlarında deniz harekatının başarısızlığı umutları kara harekatına çevirmişti. Daha 1 Mart'ta Yunanistan Gelibolu Yarımadası'nı işgal etmek, mümkün olduğu takdirde İstanbul üzerine yürümek üzere Birleşik Krallığa 3 tümenlik bir kuvvet önermişti. İngiliz ve Fransızlara kalsa öneri kabul edilebilirdi. Ancak Rus çarı Birleşik Krallık Büyükelçisi'ne hiçbir şart altında Yunan askerinin İstanbul'a girmesine izin vermeyeceğini bildirerek bu tasarıyı önledi. Askeri durumu tetkik için Çanakkale'ye gönderilen General Sir William, donanmanın tek başına boğazdan geçemeyeceğine inandığını, kuvvetli bir ordunun karadan donanmayı desteklemesi gerektiğini biliyordu. Bu rapor Londra'nın bütün tereddütlerini giderdi. 10 Mart'ta 29. tümenin Ege'ye gönderileceğini açıkladı. Ayrıca bir tümende kendilerinin göndermeleri için Fransızları ikna edeceğini ilave ediyordu. Böylece Mısır'daki Anzak tümenleriyle birlikte 70 bin kişilik bir kolordu bu işe ayrılmış oluyordu. Burtworth'un raporuna göre hala donanmanın tek başına boğazı geçebileceğini düşünenler de var.
vardı. Bu karışıklık içinde kara kuvveti hazır olana kadar donanmanın harekatını geri bırakmasını, bu suretle kara ve deniz kuvvetlerinin müşterek harekata başlamasının en iyisi olacağını hiç kimsenin aklına getiremiyordu. Yapılacak bu harekat için aranan komutan kısa sürede bulundu. Bu komutan Kitchener, Güney Afrika savaşlarında eski bir arkadaşı General Sir Hamilton'du. Donanma asıl saldırısını yapana kadar Hamilton'un birlikleri işe karışmayacaktı. Eğer deneme başarıya ulaşmazsa Hamilton, Gelibolu Yarımadası'na çıkarma yapacak, başarıya ulaşırsa yarımadaya zayıf bir kuvvet bırakıp doğrudan doğruya İstanbul üzerine yürüyecekti. Oradan İstanbul boğazına çıkarılmış bir Rus birliğiyle birleşmesi umuluyordu. Türk tarafı ise 18 Mart'ta kazandığı zaferden dolayı kendisine olan güvenini tazelemiş, Çanakkale'nin boğazlardan geçilmeyeceğini tüm dünyaya göstermişti. Bu zaferin ardından itilafların kaçınılmaz kara harekatına karşı Türk tarafı da son sürat hazırlıklara başlamıştı. Gelibolu'da 5. ordu oluşturulmuş, başına da Mareşal Liman von Sanders getirilmişti. Kıyılar dikenli terlerle çevriliyor, birlikler önemli yerlere yerleştiriliyor, itilafların her hareketi gözleniyordu. Müttefik çıkarmasını bekleyen bir başka kişi ise 19. İhtiyat Tümeni'nin başında bulunan Yarbay Mustafa Kemal'di. General Hamilton Gelibolu Yarımadası'ndaki çeşitli çıkarma alanlarına kuvvet çıkartarak yarımadanın denetimini, böylece Osmanlı kıyı topçusunu etkisiz hale getirmeyi amaçlamıştır. Bunun için iki ana çıkarma bölgesi belirlenmiştir. Bunlardan biri yarımadanın en güney ucu olan ve Settülbayır olarak bilinen bölge, diğeri ise daha kuzeydeki Kabatepe Küçük Arıburnu arasındaki kumsaldır. Bu iki çıkarma bölgesinden Settülbayır'a ağırlık verilmiştir. Settülbayır bölgesine ağırlık verilmesi, üç taraftan da donanma topçu ateşiyle desteklenebilir bir bölge olmasındandı. İkinci devre için itilaf devletleri hazırdı. Osmanlı da boş durmayarak taktiklerini belirledi. Şimdi 1. orduyu 1-2 kuvvetle birleştirip 5. ordu yaptım. Liman Paşa, yabancı pivot olarak sen komutayı alıyorsun. Esat Paşa, senin 13. kol ordu yine sende. Liman Paşa'nın emrindesin. Geri kalan görev listesini panoya astım, bakarsınız. Paşam, şimdi şöyle diyorum. İngilizler Nabur'dan Saros Körfezi'nden çıkarma yaparlar. Askeri buradan defansa yaslayalım. Bırakalım onlar ortalarla şutlara gelsinler. Sahilde yerleşsinler. Biz kapanalım. Onlar 90 dakika baskı yapsa da bu taktikte yenilmeyiz. Nah yenilmeyiz. Paşam, şuna bir şey söyleyin. Ne diyor bu ya? Ne diyorsun oğlum sen? Konuş Mustafa. Nedir fikrin? Sen 19. tümenin başındasın. Esat Paşa'nın yedeğisin. Unutma. Paşam, bu dingili dinlersek rakip bizim sahaya iyice yerleşir. Sağlı solluğumuz ortalarla kaleyi şut yağmurlarına tutarlar. Deplasmanda olan onlar. Neden biz savunmada kalıyoruz ya? Paşam, tutmayın, çıkayım şunun ağzına 2-3 tane yapıştırayım ya. Yarbay Mustafa, tamam, sakin ol kardeşim. Tövbe ya Rabbim ya. Beyler, toplantı burada bitti. Herkes görevini anladığına göre iş başına. Allah yardımcınız olsun. Durmak yok aslanlarım. Göreyim sizi. Let's go, let's go. Tamam lan, tamam. Yine gaza geldim. Ne var bunda? Siz de hep aynı şeye takılıyorsunuz. Anlamadım gitti arkadaş. Liman, çıkışa gel, aklını alacağım pezevenk. Arka taraf, konuşma aranda. Hocam tehdit ediyor ya. İtilaf devletlerinin donanması Nisan 1915'te çıkartmaya yardımcı olmak için ateşe başladı. General Hamilton'un emriyle ana hedef noktası olan Settülbayır'a İngiliz ve Fransız askerler çıkarma yapmaya başladı. Bu cephenin ilk büyük savaşı 1. Kirte Muharebesi 28 Nisan günü başladı. Fransız ve İngilizler toplu olarak cephenin tamamında hücum ettiyse de başarılı olamadı. İkinci defa şansını denemeye karar veren itilaf kuvvetleri 6 Mayıs'ta tekrar saldırıya başladı. Düşman kuvvetleri yine top gibi sekip duvardan dönmeyi başardı. Kirte muharebelerinin her biri destanlaşarak günümüze gelmiş savaşlardır. Hepsinde binlerce şehit verdik ve vatanı sonuna kadar koruduk. Azimle sıçan duvarı deler diye düşünen itilaf kuvvetleri, Haziran'da 3. Kirte Savaşı'nda da istediğini alamadı. Lan oğlum, geri dönmeyin, saldırın. Kurbanın olam Anzak kardeş, koma beni yollarda. Kulun köpeğin olam, koma beni Çanakkale ellerinde. Lan oğlum, gözünü seveyim, dön savaşa. Kirte muharebelerini Kerevizdere ve Zığındere muharebeleri takip etmiş, kan Settülbayır cephesinde su gibi akmıştı. Ağustos ayı geldiğinde Osmanlı birliklerini geçemeyeceğini anlayan general, bu cephede kaybettiklerini kabul etmek zorunda kaldı. İki tarafında saymakla bitmeyecek kadar kaybı vardı. Mermilerin havada çarpıştığı, askerlerin dip dipe savaştığı yoğun barut kokulu bu cephede, Türkler çok kayıp verse de Çanakkale'nin geçilmezliğini göstermişti. Bunlar olurken ikinci cephede olan Anafartalar cephesinde savaş son hızıyla devam etmekteydi. 25 Nisan günü Anzak askerleri bölgeye çıkarma yapmaya başladı. Çıkarma yapılan bölge Osmanlılar tarafından çok iyi takviye edilmemişti ve gözden kaçmıştı. Eğer Anzaklar bu gözden kaçan bölgeden girerse Gelibolu'nun kaderi değişebilirdi. Bu dikkatsizliği fark eden Mustafa Kemal derhal göreve atlayarak durumu kurtardı ve kendi askerleriyle zayıf noktayı tuttu. Anafartalar muharebelerinde onlarca subay gibi sivrilen Mustafa Kemal bir anda cephenin en gözde ve en becerikli komutanı olmuştu. Esat Paşa ile şahane işler başardılar. Herkesin dilinde Yarbay Mustafa Kemal vardı. Settülbayır cephesi kilitlenince asıl büyük çatışmalar Anafartalar cephesine kaymıştı. Ağustos ayına
kadar Anzak ve Türk kuvvetleri arasında romanlara konu olacak çatışmalar yaşandı. Gelin görün ki işin sonucuna bakınca, İtilaf kuvvetleri bir türlü Gelibolu Yarımadası'ndan Türkleri atamıyordu. General Hamilton görevden alındı ve yerine başkası getirildi. Yeni atanan general Çanakkale'de kazanmalarının imkansız olduğunu anladı ve Gelibolu'yu tahliye etmeliği şeklinde bir rapor hazırladı. Tarihin o zamana dek gördüğü en büyük çıkartmasında başarılı olamayan İtilaf devletleri, Kasım 1915'te Yarımada'yı terk etmeye başladı. Osmanlılar Çanakkale'nin geçilmeyeceğini tüm dünyaya haykırıp, 1. Dünya Savaşı'na devam ettiler. Çanakkale ise birçok destan ve kahraman çıkardı. Bunların en önemlisi ise, yıllar sonra Çanakkale'deki başarıları sayesinde, Türk milletine önderlik edecek olan Mustafa Kemal'di.